Durum stabil. Dünden beri aynı terhane. Beyefendi sakin olun lütfen. Olamam. Feride içeride hala baygın. Sizce bu işte bir gariplik yok mu? Ne zaman gerçekten bir şeyler yapacaksınız? Beyefendi ciğerleri neredeyse iflas etmiş durumda. Biz tıbbi açıdan gereken bütün müdahaleleri yaptık. Demek ki yeterli değil. Gerekli olan vitamin takviyelerini de yapıyoruz. Ama bağışıklık sistemi iflas etmiş. Beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Bakın. Sizin ya da hastanenin donanımı yeterli değilse söyleyin bana. Alıp başka bir yere götüreyim. Siz bilirsiniz. Ama emin olun götürdüğünüz her hastanede aynı müdahale yapılacaktır. Ya kendine gelmezse? Ne yaparım ben? Çok genç. Mutlaka toparlanıp ayağa kalkacaktır. Önemli olan buradan çıktıktan sonrası. Tüberküloz riski çok yüksek. Veren mi? Evet. Bunu söylemem ne kadar doğru olur bilmem ama o arabanın çarpması büyük bir şans. Aynı koşullarda yaşamaya devam etseydi %100 tüberküloz olurdu. Biz elimizden geleni yapıyoruz Cüneyt Bey. Aklınızda bir şey kalmasın. Ben bir Bahar'ı göreyim ya. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum kim geldi? Ha, kimse gelmedi ya. Kemal çıktı. Aa, çocuk niye kahvaltıya kalmadı? Aman anne yabancı yer mi? İsterse yer. Bahar'a mı gitti o? Allah vere de Osman Bey burada olduğunu duymasın. Yoksa taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmaz vallahi. Ne yapalım anne? Ha? Yardım etmeyelim mi? Ortada mı bırakayım kardeşimi? Tamam. Kardeşin sayılır. İyi de. Bahar sen bu kadar severken gözünün önünde olanlara katlanabilecek misin oğlum ha? Kolay değil sevdiğini başkasıyla görmek. Zor kuzum. Çok zor. Şimdi için kan ağlıyor, dışın gülmek zorunda. Hak reva mı bu? Değil. Gönül bir katlanır, iki katlanır ama gün gelir dayanamaz patlayıverir. Bir bakarsın gözünden sakındığına düşman olmuşsun. Yüklenme bu kadar kendine. Annem vermişti. Bütün kötülüklerden koruyacaktı. Belki bundan sonra korur. Sabaha kadar kızın başında beklemiş. Gitmemiş eve. Of, tam bir türlü kurtulamıyoruz şu beslemeden. Ondan kurtulduk bile. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Zavallı Feride'nin başına okşarken nasıl bakıyordu biliyor musun? Aşkla. Sen bile bana öyle bakmamışsındır.
benim aşkımı kimseyle kıyaslama. Ben senin intikamın uğruna başka bir adamın koynuna girmene göz yumdum. Cüneyt ne yaptı? Feride'yi kapının önüne koydu. Ama ben bu savaşta senin tarafında yer aldım. Savaş alanını terk etmeyecek kadar asil bir aşk benimki. Onunki ise... Tamam, yürüyecek şimdi. Bir de bir ziyaret edilmiş küçük beslemeyi. Merhaba Yıldız abla. Hoş geldin Andan. Eğer çıkıyorsan hiç girmeyeyim. Ferman abiyi de gördüm dışarıda. Hı hı. Bizimkilere gidecektik. Dün olanlardan sonra annem biraz fenalaştı da. Üzüldüm. İyi mi şimdi? Bilmiyorum. Siz gittikten sonra babamla Mehmet Kemal birbirlerine girdiler. Ya. Handan, aileni çağırmakla hiç iyi etmedin. Zaten her şey pamuk ipliğine bağlıydı. Ben böyle olacağını bilemezdim ki. Bile bile Mehmet Kemal'in üstüne gitti. Yapabileceğim hiçbir şey yok mu Yıldız abla? Bir çaresi yok mu? Gerçekten bilmiyorum Andan. Bir tek şey biliyorum. Biz dağıldık. Neyse, kusura bakma, benim de çıkmam lazım. Ferman bekliyor, kızmasın. Hadi bakalım, kahvaltı hazır. Size afiyet olsun. Gel bakayım masaya. Gel. Evden ayrılmışsın, Bahar söyledi. Üzüldüm. Üzülecek bir şey yok. Böyle olması gerekiyordu. Hayatımı yeniden kuracağım. Nasıl be oğlum? Ana baba desteği yok. İş yok, güç yok, zor. Çok zor. Hiç de değil. En kısa zamanda bir iş bulacağım. De tabii ev bulmam lazım. Sürekli Beratlar'da kalamam. Yavaş yavaş hayatımı düzene sokacağım işte. İnşallah. Bahar yanımda olduktan sonra bütün dünya karşımda olsa vız gelir. Kader, çayın soğudu. Geliyorum anne. Tayfun, ne olur aç şu telefonu ya, aç. Alo,
Didem ne haber? Ya Tayfun'u bugün hiç gördün mü? Ya da haberin var mı? Yok mu? Tamam. Yok yok bir şey. Hadi sonra konuşuruz. Kader! Geldim, geldim. Keşke geberseydin şu kazada. Geçen gün üzülüyordun kızın hayatını mahvettik diye. Ne oldu? O zaman gerizekalı adamın Selim işleri eline yüzüne bulaştırmamıştı. Dekont imha edildi, rahat ol. Tabii. Nasıl unuttum ya? Tek derdimiz dekont çünkü, değil mi? Bu kız uyandığında her şeyi anlatacak Cüneyt'e. Şu haline bak. Zavallı hasta bir kızdan korkuyorsun. Kimse hasta birine dayanamaz. Hele aşık Cüneyt. Asla. Feride'yi affedecek. Biliyorum. Bir an önce kurtulmamız lazım şundan. İyi. Öldür o zaman. Ne diyorsun sen ya? Birinden kurtulmanın en temiz yolu onu öldürmek. Hiç dizi izlemedin mi sen ya? Biri birine gıcık olur. Hop çeker silahını vurur. Biri büyük sırrı öğrenir. Hop yine çeker silahını. Öldürür. Senin silahın yok mu? Etrafta kimse de yok. Sessiz sessiz halledersin işini. Cüneyt de sana kalır. Anne. İyi misin? Bak bana doğruyu söyle. Merak etme kızım, iyiyim. Kemal'den bir haber var mı? Yok. Hatta senin rahatsız olduğunu bile bilmiyor. Cüneyt'le konuştun mu? İki gündür görmedim. Güya kendisini toparlayacaktı. Ailesine, şirkete sahip çıkacaktı. Hani nerede? Onlar evlat değil Ferman. Hepsi baş belası. Sinirle böyle söylüyorsunuz baba. Gensa işin oldu. İki gündür ilgilenemedim. Maalesef. Dündar Bey yatırımını geri çekti. Allah kahretsin. Biliyordum. Kemal'in dik kafalılığı yüzünden. Herkele. Adam çok güçlü Ferman. Bu durum şirketin diğer işlerini de engelleyecek. Tek çözüm var. Kemal Handan'a dönecek. Anneciğim, hadi biraz odana çık da dinlen. Bak yüzünde bembeyaz oldu. Hiç halim yok. Biraz uzanayım. Ben geç kaldım. Şirkete uğrayayım baba. Haklısın. Çok ihmal ettik. Hadi sen git. Ben de sonra gelirim. Görüşürüz. Yıldız. Bekle biraz. Efendim baba. Anlat bakalım. Neymiş bu işin aslı astarı? Kim bu Kemal'i kafesleyen kız? Bahar. Sevgi ablanın kızı. Kim bu Sevgi? Bana temizliğe gelen hanım. Ne?
Nereden bulmuş bir hizmetçinin kızını benim salak oğlum? Kız Berat'ın arkadaşı, mahalleden. Nazire ablanın komşusu. Nazire! Çabuk buraya gel! Allah'ım yardım et. Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Yapamam. Yapamam. Yapamazsın tabii. Biz katil değiliz. Delisin sen. Hemen paniğe kapılıyorsun. Sürekli fevri kararlar almandan bıktım artık. Ben bir iş bitti dediysem bitmiştir. Bunu o güzel kafana sok. Kuzen. Dün çok endişelendim. Tunca söylemek zorunda kaldım. Önemli değil, boş ver. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben yokken bir değişiklik oldu mu? Kendine geldin mi? Durumu çok kötü. Ciğerleri su toplamış. Doktor verime çevirebilir diyor. Yapma ya. Ne yapacaksın peki? Bilmem. İş falan bakarım herhalde. Bak yemeğe bize gel. Nazire teyze evde yok. Aç kalma sakın. Merak etme sen beni. Eşek kadar adamım. Başımın çaresine bakarım ben. Sen beni düşünme. Efendim abla. Beratların oradayım. Annem mi? İyi mi şimdi? Tamam, tamam kapat ben geliyorum hemen. Ne olmuş? Annem, ya dün fenalaşmış. Ablam telaşlanma iyi dedi ama ben bir gidip bakayım. Umarım iyidir. Bak Kemal bana da haber ver, tamam mı? Tamam, tamam. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Zıkkımın dibi ya. Neredesin Tayfun ya? Ne zamandır tanıyorsun bu insanları? Cevap ver Nazire! Ne zamandır tanıyorsun bunları? Vallahi Osman Bey, çok uzun zamandır tanırım. İyi insanlardır. Etliye sütlüye karışmazlar ki. Kendi yağlarıyla kavrulup giderler işte. Peki ne zaman başladı bu iş? Sen biliyor muydun? Ben ne zaman başladığını bilmiyorum vallahi. Ama Bahar'la Kemal'i biliyordum. Yani bu kız benim salak oğlumu tavladı. Siz de keyifle seyrettiniz öyle mi? Baba. Ayşe Osman Bey. Seyretmek ne demek? Bahar iyi kızdır. Kötü insan değildir. Yeter. Ver şu adresi. Osman Bey, çok gururlu insanlar. Bana bak! Baba, ben adresi biliyorum. O ne hala? Bir de ziyaretlerine mi gittin Yıldız? Ben hanginize güveneceğim? Hanginize sırtımı dönebileceğim? Şu hale bak. Hizmetçinin kızıyla. Benim budala oğlum. Yeşilçam filmlerine taş çıkarırlar. Bak, endişelenmeni anlıyorum. Ama gitmeliyiz.
Dayım burada olduğunu öğrenirse... Ya öğrenirse öğrensin. Feride'ye acıdığın için sağlıklı düşünemiyorsun. Aileni hiçe saymaya değmez. Buna ben karar veririm. Evdekiler umurumda bile değil. Feride bizim yüzümüzden verim olacaktı neredeyse. İşte sana ne bundan? Acı çekiyor, hasta. Onun yanında olmam gerekiyor. Bak kuzen, biliyorum vicdanlı adamsındır. Ama bu kızın sana yaptıklarını unutmuş olamazsın. Unutmadım. E o zaman niye hala buradasın? Anlamıyorsun değil mi? Feride'yi bu hale getiren benim. Yani o gece yanında olmasam Feride'yi acıyacağım. Ben oradaydım Cüneyt. Ve Feride'yi başka bir adamın yatağında gördüm. Tunç! Seni uğruna terk ettiği adam göz kulak olsun. Sana ne? O herifi bir elimi geçirirsem geberteceğim zaten. Günlerdir aç susuz kalmış Feride. Vücudunda darp izleri var. Kim bilir ne yaptı kıza. O şerefsizi hemen bulup bana getireceksin Tunç. Hangi deliğe girdiyse bul ve bana getir. Tamam. Madem bu kadar merak ediyorsun araştırırım. Ama sen de benim söylediklerimi düşün. Bu kız için tekrar aileni karşına almana değer mi? Hı?